Herkese selamlar. Yaklaşık 2-3 aydır süren yeni harita söylentileri nihayet cevabını buldu. Yeni haritanın adını ve ilk teaserları sonunda paylaştı. Yeni haritamızın adı Abyss olacak. Daha önceki videolarımda yeni haritanın adının Bastion olacağına dair dedikodular vardı. Ancak görünen o ki gerçek adı Abyss olacakmış. Birinci teaserda yer alan not ise oldukça dikkat çekici. Şimdiye kadar anlamış olmalısınız. Bu iş bitene kadar durmayacağız. Bu not haritanın 8. bölüm açılış hikayesine bağlı olarak geldiğini ve bir devam hikayesi olacağını işaret ediyor bence. Tabii ben bu kısımları Shorts olarak 2 gün önce paylaşmıştım. O yüzden biz gelin yeni teaser ile ilgili kısımları konuşalım. İkinci teaser, Clove, Aiso, Omen, Kayo ve Sage'in yeni haritanın yamacında olduğunu söyleyebiliriz. Teaser'daki not ise şöyle ve bu not yüksek ihtimalle Clove tarafından alınmış. Ne dedim ben size? Bir şu günlük, bir de şu man kafaların şu çeneleri sayesinde yerin dibinde bir kum saati üstü buluverdik işte. Ha bir de Cypher'ın azıcık yardımı dokundu sanırım ya diye yazılmış. Not bence açıkça Clove tarafından alınmış. Muhtemelen resimdeki tüm ajanlar harita tanıtımında önemli bir rol oynayacaktır. Yani sinematiğinde. Üçüncü teaser ve kısa bir sürenin ardından ise haritanın resmi tanıtımı paylaşılacaktır. Abyss'in tasarımı ve oynanışı hakkında daha fazla bilgi geldikçe yeni videolarda ya da shortslarda bunlardan bahsederim. Kaçırmamak için şimdiden abone olmayı unutmayın. Şimdi gelelim ajan değişikliklerine. Bazı ajanlar için önemli değişiklikler yolda. Neon, Raze, Reyna, Aiso ve son dakika ortaya çıkan Clove değişiklik yaşayan ajanlar arasında. Bu ajanlara yapılan güncellemeler zaten bekleniyordu. Ancak detaylar şimdi netleşti. Gelin bu değişikliklere yakından bakalım. Neon'la başlayalım. Hız çeridi, yani C yeteneği. Bir yandan Neon'a siper olurken öte yandan çatışma alanındaki görsel kalabalığı aza indirgeyebilsin diye artık arkadan başlayarak ortadan kalkıyor. Ses efektleri duvarın ortadan kalkışıyla uyumlu olacak şekilde güncellendi. Duvar süresi azaldı, 6 saniyeden 4 saniyeye düşürüldü. Duvarın ortadan kalkma süresi uzadı, 1 saniyeden 2 saniyeye çıktı. E yeteneği yüksek devir, depar. Artık Neon yana doğru depar atarken hızı azalmıyor. Yanlara doğru hareket ederken azami hareket hızı arttı. 6,73'ten 9,11'e çıkıyor. Neon'un yakıtının tamamen yenilenme süresi 60 saniyeden 20 saniyeye çıkıyor. Yük sayısı kaymadan artıyor. Birden 2'ye çıkıyor ki bu da önemli bir şey. Neon artık kayarken silahların da hareket hatası olmuyor. Yani daha kolay eğim almayı kolaylaştıracak bir şey geliyor. Kayarken daha isabetli atışlar yapabileceğiz yani kısacası. İkinci kaymanın bedeli de 150 olacak ki bu da bir şey değil bence. Kaymadan sonra kendine gelmek için bir aralık vardı. O hızlıydı. Anında kendine gelecek. Direkt silah eline alacak gibi bir şey yazmışlar buraya da. Kaydıktan sonra silah kuşanma süresi de çok kısaldı. 0,2 saniye ki bu da çok önemli bir şey bence. Şimdi Neon'la ilgili tek nerf elektro okuna geliyor. Yük sayısı 2'den 1'e düşüyor. Yeteneğin gecikmesi de azalıyor. 1.1 saniyeden 0.8 saniyeye azalıyor. Sersemletme süresi 3 saniye 3.5 saniyeye çıkıyor. Yani burada aslında bir dengeleme söz konusu. Sadece yük sayısının azalmasıyla aslında bir tık nerf gibi olmuş ama yük sayısı 2 olsaydı Neon çok fazla OP olurdu ki bunu da istemiyorlar bence. Şimdi gelelim Aiso'ya. Çelik irade ile ilgili değişiklikler var. Aiso bu yeteneği kullandıktan sonra 1 saniye boyunca silahını kullanamayacak. Ancak bu sürenin ardından bir kalkan edinecek. 1 saniyelik süre dolduktan sonra kalkan bir ses efekti ile birlikte etkinleşecek. Yük sayısında gene azalma var. 2'den 1'e düşüyor. Çelik irade yeteneği artık skor aldıktan sonra sıfırlanacak. 2 skor alırsa yani yeniden yeteneği kullanabiliyorsunuz. Bu Jet'teki gibi bir olay. Aiso'nun kalkanı kırıldığında yüksek delme gücü yerine duvar delme etkisi edinecek. Bu da kalkanı kırıldığında Aiso'nun daha az yavaşlayacağı anlamına geliyor. Ayrıca Aiso'nun kalkanını kıran düşmanın yönüne doğru bir hasar göstergesi verilecek. Yani nereden geldiğini atışın daha kolay anlayacağız. Çelik irade etkinken Aiso yeteneği tekrar kullanarak kalkanın süresini yenileyebilecek. Bu durum yalnızca 2 skor aldıktan sonra çelik irade yük edinmemesi halinde geçerli olacak. Biraz karışık gibi görünüyor ama bence güzel değişiklikler var burada. Köklü değişiklikler bence iyi oluyor. Sırayla devam edecek. Sıra Reyna'da. Q ile ilgili değişikliklerimiz var. İyileştirme miktarı %50'ye düştü. Ama iyileşmenin süresi kısaldı. 3 saniyeden 2 saniyeye düştü. Aşırı iyileşmenin nedeninden kalkan artık zamanla azalmıyor. Yani ekstra bir kalkanınız varsa bu kalkan gitmeyecek. E ile ilgili önemli bir değişiklik var. Azami hızı artıyor. 9 metreden 12 metreye kadar gidebiliyorsunuz. Yani eskiden 9 metre giderken artık 12 metreye kadar gidebiliyorsunuz. Ama işin ilginç yanı aktif kaldığı süre kısalıyor. 2 saniyeden 1,5 saniyeye düşüyor. Demek ki ne kadar hızlı gideceğiz oradan hesaplayabilirsiniz. İmparatoriçe yani ultisiyle ilgili çok önemli bir değişiklik var. Artık süre sınırı yok ve tur bitimine kadar Reyna ölene kadar aktif kalıyor. Bu da çok önemli bir detay bence. Reyna'yı eskisine göre daha fazla tercih edilmesini sağlayabilecek bir değişiklik olabilir. Raze'e geçelim. Patlayıcı Q'su artık rakip tarafından vurulduğunda ne hasar veriyor ne de havaya savuruyor. Patlayıcı çantalarla uçarken yatay yönde ivedenmesi de yavaşlatılmış. Raze iki patlayıcı çantası darda da kullandığında rakiplerin duyabileceğine emin olmak için patlama ses efekti daha uzaktan fark edilebilecek şekilde de güncellendi. Yani çok büyük bir nerf yok ama gene de bir nerf var söz konusu. Son olarak da Clove'a geçersek. C ile ilgili değişikliklerimiz var. Bedeli 100'den 200'e çıktı ki ucuzdu zaten. Süresi kısaldı. 10 saniyeden 8 saniyeye düşürüldü. Aktifleştirme gereken süre de 10 saniyeden 6 saniyeye düştü. Yani rakip öldükten sonra aktif etmek için 6 saniye gibi süreniz var. Ultisine geçersek bedeli arttı. 7 küreden 8 küreye çıktı. Yeteneği bırakma gecikmesi arttı. 0,7 saniyeden 0,8 saniyeye çıktı. Giderilen bir hatası var. Clove ulti kullandığında domaneyle bir sağlasa artık hayata geri dönmeyecek gibi bir hata söz konusu. Bu giderilmiş. Tüm ajan değişiklikleri bu şekilde
şekildeydi. Güncellemeler çok fazla, o yüzden video biraz uzun oldu. Bence ama aralarında en iyi güncelleme Neon'a geliyor. Ben bundan sonra daha sık oynarım diye düşünüyorum. Neon'u çok seviyorum zaten. Aiso'ya veya Clove'a gelen değişikliklerin ise seçimlerinin bir etki edeceğini düşünmüyorum. Yani Aiso'yu alan gene alacaktır. Clove'a olan gene alacaktır. Aiso'yu almayan da gene almayacaktır diye düşünüyorum. Reyna'da biraz daha durum farklı. Bence seçilme oranlarını etki edebilir. Biraz olsa da artabilir. Ama Raze için herhangi bir yorumum yok. Gene alan alacaktır. Yani Raze zaten ne yaparsanız yapın bir şekilde alınıyor, oynanıyor. İnsanlar seviyor. Değişiklikler bence genel hatlarıyla güzel. Bu tarz kökten gelen bildiğimizi unutturan değişiklikler oyunun dinamikleri açısından iyi oluyor ve zevk katıyor diye düşünüyorum. Peki sizler neler düşünüyorsunuz? Sizler değişiklikleri beğendiniz mi? Yorumlarda yazmayı, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.